Ekonomi nedir? Ekonomi, bireyleri ve toplumu bütün olarak inceleyen bir disiplindir. Peki iktisat bu incelemeyi tek bir çatı altında yapabilir mi? İktisat bilimi bu büyük sistemi makro ve mikro ekonomi olmak üzere iki ana dalda inceler. Mikro ekonomi, bireysel ekonomik karar vericilerin iktisadi davranışlarını inceler. Makro ekonomi ise ekonomiyi bir bütün olarak inceler. Gelir vergisi makro ekonominin konusuyken, gelir vergisindeki azalmanın çalışma tercihlerine etkisi mikro ekonominin konusudur. Mikro ekonomi nedir sorusuna yanıt arayacağımız bu programda anahtar kavramlarımız mal ve hizmetler, kaynaklar, kıtlık, seçim, fırsat maliyeti ve rasyonel davranıştır. Bu programı izledikten sonra ekonominin yapı taşları nelerdir, mikroekonominin temel kavramları nelerdir ve makro ve mikroekonomi arasındaki farklar nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Ekonominin temel kavramlarını anlamadan dünyaya bir ekonomist gibi bakabilmek kolay değildir. Bu nedenle ekonominin tanımı ile başlanması gerekir. Bu tanımı yaparken kullanılacak malzemeler, mal ve hizmetler, kaynaklar, kıtlık, seçim ve fırsat maliyeti rasyonel davranıştır. Mal ve hizmetlerin üretilmesi ve paylaşılması süreci ekonomi tanımı için önemlidir. Çünkü kıt kaynakların yönlendirilmesi gerekir. Kıt kaynakların yönlendirilmesinde ise seçim ve fırsat maliyetiyle karşılaşılır. Seçim ve fırsat maliyetine nasıl karar verildiği ise rasyonel davranışı tanımlar. Ekonomi bütün bu kavramları içine alan bir sosyal bilimdir. Mal ve hizmetler bireysel ya da firma düzeyinde ele alınabilir. İhtiyaçları olan her ekonomik birim için mal ve hizmetler önemlidir. Çünkü ihtiyaçları gideren her şey maldır. Mallar fiziki ve fiziki olmayan mallar olarak iki grupta incelenir. Kitap, bilgisayar ve otomobil gibi dokunabileceğimiz ürünler fiziksel mallar olarak tanımlanır. Fiziki olmayan mallar hizmet olarak ifade edilmektedir. Üniversitede alınan eğitim, hastanelerden alınan hizmetler fiziksel olmayan mallara örnek olarak verilebilir. İhtiyaçların karşılanması ancak kaynakların kullanılması ile mümkün olur. Kaynaklar mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecindeki tüm girdileri ifade eder. Bir demir-çelik fabrikasındaki demir-çelik kaynaktır. Bunun yanında hizmet sektöründe emek gücü de kaynaktır. Kaynaklar 4 başlık altında incelenebilir. Bunlar toprak, emek, sermaye ve girişimcidir. Toprağın üzerinde yetişen her şey kaynaktır. Bunun yanında toprağın altındaki madenler de kaynaktır. Emek ise insanın hem fiziki hem de zihinsel çabasını ifade eder. Sermaye paradan ziyade fiziki üretim araçlarını vurgulamaktadır. Üretimde kullanılan her türlü makine, alet, donanım, binalar sermaye olarak ifade edilir. Üretim sürecindeki kaynakların sonuncusu ise girişimcidir. Girişimci kar amacı taşıyan, ihtiyaçları karşılamak için üretim üyeleri satın alan, sermaye koyan ve zararı kabullenen kişidir. Özetle denilebilir ki girişimci ekonomik hayatta risk alan kişidir. İnsanlar gelirlerine ya sahip oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak elde ederler. İnsanların farklı kaynaklardan elde ettikleri gelir farklı tanımlamalarla ifade edilir. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelir rant olarak ifade edilirken, emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ücret denir. Girişimcilerin geliri ise kar olarak tanımlanırken, sermayeden elde edilen gelir faizdir. Bu noktada bir diğer önemli kavram olan piyasa, alıcılarla satıcıları bir araya getiren mekanizmadır. Bu mekanizma üreticiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimle çalışır. Piyasa fiziki bir ortamı ya da sanal bir ortamı ifade etmez. Bir alışveriş merkezi piyasayı oluşturduğu gibi internet üzerinden yapılan alışveriş de piyasayı temsil eder. Kıtlık var olan bir kaynağın ne kadar istenildiği ile ilgilidir. Herkes çok güzel bir evi, spor bir arabası, yazları geçirebileceği bir yazlığı olmasını isteyebilir. Ancak her zaman istenilenleri elde etmek mümkün değildir. Kaynağın mevcut miktarından daha fazlası talep ediliyor ise bu kaynak kıttır. Kıtlık sadece maddi kaynakları ifade etmez. Zaman da kıt bir kaynaktır. Kaynakların kıtlığı bu noktada önem kazanır. Para, zaman ve tabiat gibi kaynaklar kıt kaynaklardır ve insanları tercih yapmaya zorlar. Kıt kaynakların kullanımı insanları seçimler yapmaya zorlamaktadır. Çünkü kıt kaynaklar sınırlı miktarda üretim yapma olanağı verir. Seçimler alternatifler arasından rasyonel bir biçimde yapılır. Seçimleri rasyonel yapan ise fayda-maliyet karşılaştırmasıdır. Kıtlığın bir sonucu olarak toplumların alternatifler arasında bir seçim yapması kaçınılmazdır. Bir şeyi seçmek diğerinden vazgeçmek anlamına gelir. Bu seçimin topluma da bir maliyeti vardır. Ekonomistler buna fırsat maliyeti adı verirler. Fırsat maliyeti vazgeçilen değeri ifade etmektedir. Bu konuya yol yapmak yerine okul yapmayı tercih eden bir hükümet örnek verilebilir. Karayolu ulaşımından sağlanacak faydadan vazgeçilmesi bir fırsat maliyetidir ya da sağlık hizmetleri yerine savunma harcamaları tercih edilebilir. Burada da fırsat maliyeti sağlık hizmetleridir. Seçimin fırsat maliyeti beraberinde rasyonel davranışı getirir. İnsanlar seçimlerini yaparken kendi çıkarlarını düşünür ve rasyonel davranırlar. Rasyonel davranış insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıklar. Rasyonellik en büyük tatmini sağlayan tercihtir. Peki insanlar bu tercihi nasıl yapar? İnsanlar tercihlerine ulaşabildikleri mevcut bilgiler ile yapar. Örneğin siz çıkarlarınız doğrultusunda en iyi seçeneğin üniversiteye gitmek olduğuna karar verdiniz. Ama sizin yaş grubunuzdaki pek çok kişi üniversiteye gitmeyi tercih etmedi. Her bireyin kendine has hedefleri vardır ve bunların sonuçlarına da kendisi katlanır. Bu nedenle mevcut bilgilere dayanarak yapılan tercihler rasyoneldir. Seçimler zaman içinde de fırsat maliyetine neden olabilir. Malların bir kısmı bugün, diğer kısmı gelecekte tüketilebilmektedir. Bir kaynağı bugün kullanmamız, onu gelecekte kullanamayacağımız anlamına gelir. Örneğin bugün çıkartılan bir varil petrolün gelecekte kullanılması mümkün olmayacaktır. Yani petrolü bugün kullanmak, onu gelecekte kullanma fırsatını ortadan kaldırır. İşte burada da bir tercih noktası oluşmaktadır. Kaynakların bugün mü yoksa gelecekte mi kullanılacağı da bir seçimdir ve bu seçimin de bir maliyeti vardır. Mikroekonomi, bireysel karar birimlerinin davranışlarını inceler. Bu ekonomik karar birimleri, hane halkı, firmalar ve devlettir. Ekonomik birimlerin etkileşimleri ve devletin tercihlerde etkisi mikroekonominin çalışma alanı içindedir. Mikroekonomi, özetle bireylerin ve firmaların ekonomik kararlarına odaklanır ve bunları inceler. Makroekonomi ise ülke ve küresel ekonomiye odaklanır. Makroekonomi, büyüme, enflasyon ve işsizliğin incelendiği alandır. Ekonomi, kıt kaynakların etkin kullanılmasıdır. Burada kaynakların kıtlığı sadece üretim kaynakları için geçerli değildir. Kıt kaynaklarla mal ve hizmet üretildiği için mal ve hizmetler de kıttır. Bu durum ekonomik birimleri tercih yapmaya zorlamaktadır. Her tercih mutlaka bir fırsat maliyeti içerir. Bu nedenle ekonomik birimler fayda-maliyet analizi yaparak kararlarını alırlar. Ekonomik birimler tüketim kararlarını bugün alabilecekleri gibi ileri bir tarihe de erteleyebilirler. Bu programda ekonomiye ilişkin temel kavramlarla mikro ve makroekonomi ayrımına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye MİKRO İKTİSAT ders kitabınızın 1. ünitesinde ulaşabilirsiniz.